Gün biterken haber kuşağımız işitme engelliler için hazırladığımız haberlerle devam ediyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Davutoğlu, seçim hükümetini bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağını söyledi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, seçim hükümetinde milletvekillerine yaptığı yazılı davete yönelik eleştirilere de cevap verdi. Davutoğlu, telefonlarını kapattılar, kapılarını kapattılar, bize başka yol bırakmadılar dedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, seçim hükümetinde yer alan Tuğrul Türkeş'e de bir kez daha teşekkür etti. Davutoğlu, Sayın Bahçeli hayır ve red politikalarını yürüttü, şimdi de Sayın Türkeş'i reddediyorlar dedi. İstifa etmem, onlar da atamaz. Bu sözlerin sahibi Başbakan Davutoğlu'nun seçim kabinesinde MHP'den giren Tuğrul Türkeş. Türkeş bir gazeteye verdiği röportajda devletin 2,5 aydır sahipsiz kaldığını hatırlattı. Ben hala MHP'deyim, istifa etmeyeceğim dedi. Türkiye 1 Kasım'da sandık başına gidecek. Adres değişikliği yapan seçmenlerin 1 Kasım'da oy kullanabilmeleri için bugün mesai bitimine kadar değişiklik bilgisini nüfus müdürlüklerine bildirmeleri gerekiyor. Şehide son görev. Şehit uzman çavuş Ökkeş Korkmaz için ilk tören Diyarbakır'da düzenlendi. Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki hain saldırıda şehit olan uzman çavuş Ökkeş Korkmaz, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Ökkeş Korkmaz'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde köy mezarlığında ebediyete uğurlandı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 14 Ağustos'taki saldırıda 3 asker şehit düşmüş, 6 asker yaralanmıştı. Saldırıda ağır yaralanan jandarma uzman onbaşı Mustafa Özat'a tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. 23 yaşındaki şehidin naaşı Ankara'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Konya'ya gönderilecek. Erzincan'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda bir terörist ölü ele geçirildi. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında bir keskin nişancı tüfeği, bir roket atar, bir piyade tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ve bomba düzenekleri bulundu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan çatışmalarda sivil kayıpların olduğu iddiaları için İçişleri Bakanı Sabahattin Öztürk, bize ulaşmış bir bilgi yok dedi. Bakan Öztürk, Yarbay Mehmet Alkan için açılan soruşturmanınsa kendilerinin değil Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarafından yürütüldüğünü söyledi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Şırnak ve Hakkari'deki terör olaylarını değerlendirdi. Kurtulmuş, birileri silahla halka baskı kuracak, zulmedecek, bomba kullanacak, hiçbir devlet buna sessiz kalmaz ifadelerini kullandı. Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2 erkek cesedi bulundu. Köylüler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede cesetlerin Cengiz Tatar ve İsmet Tatar isimli baba oğula ait olduğunu tespit etti. Cinayette terör şüphesi üzerinde duran jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde şenlik, konser, eğlence ve kutlamalar yapılmayacak. İptal gerekçesi olarak son günlerde yaşanan terör olayları gösterildi. Başbakanlık terör olayları sebebiyle törenlerin sadece çelenk koyma ve tebrikleri kabul şeklinde sınırlanmasına karar verdi. İşitme engelliler için hazırladığımız haberlerimizi noktalıyoruz. Ve sevgili seyirciler, birazdan kabineye ilişkin biliyorsunuz.